...bulunduğu askeri uçak düştü. Uçağın enkazından şimdiye kadar 29 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. En az 50 kişinin de sağ olarak kurtarıldığı açıklandı. Filipinler Genelkurmay Başkanı Sirilito Sobayena, C-130 tipi askeri uçağın Holo Adası'na iniş yapmak isterken düştüğünü açıkladı. Sobeyena, Elimizdeki bilgiye göre uçak pisti ıskaladı, tekrar yükselmeye çalışırken düştü dedi. Alevlerle kaplanan uçağın enkazından şimdiye kadar 29 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. En az 50 kişinin de kurtulduğu ifade ediliyor. Sobeyana arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Daha fazla kişinin kurtulması için dua ediyoruz dedi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracının sevk edildiği bildirildi. Uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.